Güzel hocam, hoş geldin. Hoş bulduk Mustafa. Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim. Hafta sonu pikniğe gittim. Şöyle çorapları çıkarttım. Toprakta bir yürüdüm. Süper bir şey yapmışsın. Üzerindeki bütün o birikmiş elektriği toprağa verdin. Yani bir topraklama yaptım. Topraklama yaptın. Rahatlamışsındır. Acayip iyi geldi. Keyifli olsa gerek. Şimdi piknik dedim ama mangala bağlamayacağım bu sefer. Bir şey soracağım. Bu topraklama dediğimiz şey nedir? Topraklama dediğimiz cisimler üzerindeki elektrik yükünün toprağa akması. Yani aslında cismin nötr hale gelmesi Mustafa. Bu yakıt tankerleri falan giderken oradan böyle bir zincir sallanıyor. Hani ona böyle tutun zincire bedavaya yolculuk et için zannediyordum, galiba değilmiş. Evet değil. O zincirin kullanmasının sebebi yakıt tankerine biriken elektrik yükünün toprağa akmasını sağlamak, tehlikelerden korumak aslında. Bence yanlış biliyorsun İcabi Hoca. Bak, ayağına patenleri giyiyorsun. Zinciri tutuyorsun. Kamyon kaptırmış. Sen de peşinden. Bedava yolculuk. Arkadaşlar, kötü örnek değildir. Sakın Mustafa Hoca'ya dikkate almayın. Ya olur mu ya? Ne güzel bir yolculuk şekliydi. Hocam tehlikeli. Çocuklara kötü örnek olmayalım. Peki bundan gerçekten bahsedecek misin, bu zincir olayından? Evet, konu anlatımında bahsedeceğiz. Elektriklenmenin sebep olduğu tehlikelerden korumak için neler yapmalıyız? Bunları ayrıntılı olarak işleyeceğiz Mustafa. Tehlike deyince aklıma şey de geldi, bu yıldırım, şimşek falan bir şeyler oluyor. Bam, güm, yağmur. Evet, yıldırım ve şimşek olayından da bahsedeceğiz. Orada da aslında bir elektrik akışı var. Tehlikelere neden olabiliyor. Aslında güzel bir görsel ama tehlikelerden korumayı da bilmek lazım. Sanırım şöyle korunuyoruz. Uzun bir demir çubuk alıp çatıya çıkıp gökyüzüne kaldırıyoruz. Gökyüzüne kaldırıyorsun. Sonra Mustafa, istersen o demir çubuğun metal kısmından tutabilirsin. Evet. Seni ne kadar sevdiğimi anladın değil mi? Işıl ışıl olurum değil mi? Evet, ışıl ışıl rengarenk olacaksın. Neyse arkadaşlar, ben merak ediyorum konuyu. Heyecanlı bir konu. Tehlikelerle dolu. Başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere 8. sınıfın 7. ünitesinin 2. başlığı, yani elektrik yüklü cisimlerden bahsedeceğiz. Bakalım konumuzda neler var. Önce elektroskoptan bahsedeceğiz. Elektroskop nedir ve nasıl kullanılır, bunlara değineceğiz. Daha sonra topraklamadan bahsedeceğiz. Topraklama nedir, nasıl gerçekleşir ve önemi nedir, bunlara değineceğiz. Ve günlük hayatta karşılaştığımız elektriklenme olaylarına ve bu elektriklenme olaylarından, tehlikelerinden korumak için nelere dikkat etmeliyiz? Bunlara tek tek göz atacağız. Hadi o zaman dersimize başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi örneğin elimizde bir kalem var. Bu kalem acaba elektrik yüküyle yüklü mü? Ya da yüklüyse acaba pozitif mi yüklü, negatif mi yüklü? Buna bakarak anlayamayız. Dolayısıyla bunu anlamak için bir alet kullanmamız gerekiyor. İşte kullanmamız gereken bu alete elektroskop adı veriyoruz. Görselimizde de görüyorsunuz. Arkadaşlar, elektroskop dediğimiz alet 5 tane temel kısımdan oluşuyor. Bu kısımlardan birincisi iletken bir topuz. İkincisi yine iletken metal bir çubuk. Metal çubuk. Bir diğeri yalıtkan bir tıpa. Bir diğeri cam fanus. Cam fanus ve diğer kısmı ise elektroskopun yaprakları. Elektroskopun yaprakları. Şimdi arkadaşlar, öncelikle topuzdan bahsedelim. Topuz metalden yapılır ve iletkendir. Bir cisim yüklü mü değil mi, ya da yüklüyse hangi elektrik yüküyle yüklü, bunu anlamaya çalışıyorduk. İşte bu cismin yaklaştırıldığı ya da dokundurulduğu kısma topuz adı veriyoruz. İkincisi metal çubuk. Metal çubuk dediğimiz topuz ile yapraklar arasındaki elektrik yükünün akışını sağlayan kısım. Sonra yalıtkan tıpadan bahsettik. Arkadaşlar, yalıtkan tıpa dediğimizde elektroskopun iç kısmını dışarıdaki elektrik yüklerinden koruyan kısımdır. Sonra cam fanustan bahsettik. Şimdi arkadaşlar, elektroskopun içerisinde yapraklar var. Ve bu yapraklar rüzgardan etkilenebilir, hava akımlarından etkilenebilir. İşte cam fanus dediğimiz kısım, bu yaprakların hava akımından etkilenmesini engelleyen kısım. Ve yapraklar da oldukça hafif metalden yapılmış kısımlar. Ve bunlar da elektroskopun yüklü olup olmadığını anlamamıza yarayan kısım. Tekrar edecek olursak eğer, topuz iletken olmalı. Metal çubuk yine iletken. Tıpa yalıtkan. Cam fanus yalıtkan. Ve yapraklar da yine iletken maddelerden yapılmış kısımlardır. Elektroskopu tanıdık. Hadi geçelim diğer kısımlara. Şimdi arkadaşlar, önceki derslerimizde görmüştük. Nötr cisimler arasında herhangi bir etkileşim olmaz. Yani itme ya da çekme gerçekleşmez. Ancak yüklü cisimler arasında itme ya da çekme gerçekleşebilir. Hatırlayın, aynı cins elektrik yükü ile yüklü cisimler birbirine itme kuvveti uygularken farklı cins elektrik yükü ile yüklü cisimler birbirlerine çekme kuvveti uyguluyordu. İşte arkadaşlar, elektroskopun çalışma prensibi tam da burada saklı. Yani aynı elektrik yüküyle yüklü cisimlerin birbirini itmesi ya da nötr cisimler arasında herhangi bir etkileşim olmaması prensibine göre elektroskopumuz çalışıyor. Şimdi arkadaşlar, eğer elektroskopumuz nötr haldeyse, birinci görselde görüyorsunuz nötr bir elektroskop verilmiş. Nötr olduğu için herhangi bir itme ya da çekme gerçekleşmeyecek. Dolayısıyla elektroskopumuzun yapraklarına baktığınızda ne göreceksiniz? Yaprakların kapalı olduğunu göreceksiniz. Bu bir. İkincisi, pozitif yüklü bir elektroskoptan bahsedeceksek eğer, hem topuzu pozitif yüklü hem de yaprakları pozitif yüklü. Biz biliyoruz ki aynı cins elektrik yüküyle yüklü cisimler birbirine itme kuvveti uygular. İşte arkadaşlar, yapraklar pozitif elektrik yüküyle yüklü olduğu için birbirine itme kuvveti uygulayacak ve yapraklar ne yapacaktır? Yapraklar açık olacaktır. Aynı şekilde elektroskopumuz negatif yüklü olursa eğer, yani hem topuz negatif yüklü hem de yapraklar negatif yüklü. Biliyoruz ki aynı cins elektrik yüküyle yüklü cisimler birbirlerine itme kuvveti uygular. Bu nedenle negatif yüklü elektroskopta da yine yapraklarımız açık durumda olacaktır. Bu bir. İkincisi, dedik ki yapraklar yüklü olduğunda birbirine itme kuvveti uygular ve açılır. Peki bu açılma miktarı, yani yapraklar arasındaki açı neye bağlıdır? Arkadaşlar, elektrik yüküyle yüklü cisimlerin yük fazlalığı arttıkça birbirlerine uygulayacakları itme kuvveti de artacaktır. O zaman elektroskopumuzdaki yük fazlalığı ne kadar fazlaysa yapraklar o kadar açık, yani yapraklar arasındaki açı da o kadar fazla olacaktır. Şimdi arkadaşlar, nötr elektroskoplara nötr ya da yüklü cisimleri bu elektroskopların topuzlarına yaklaştırdığımızda neler oluyor? Onlara bir göz atalım. Başlangıçta nötr bir elektroskopumuz var. Yani pozitif yük miktarı negatif yük miktarına eşit olan bir elektroskop. Nötr olduğu için yapraklar başlangıçta kapalı. Sonra bu elektroskopun topuzuna yine nötr bir cismi yaklaştırıyoruz. Nötr cismi yaklaştırdık. Biz biliyoruz ki iki tane nötr cisim birbirine yaklaştırılırsa arasında herhangi bir etkileşim olmaz. O zaman nötr bir elektroskopun topuzuna nötr bir cisim yaklaştırırsak yapraklarda herhangi bir hareket gözlenmez ve yapraklar yine kapalı durumda olur. Bu bir. İkincisi, nötr bir elektroskopun topuzuna, yani yapraklar yine başlangıçta kapalı. Geldik, pozitif yüklü bir cismi yaklaştırdık. Acaba neler gerçekleşir? Şimdi daha önceki derslerde hatırlıyorsunuz. Pozitif yüklü cisimler negatif yükleri kendisine doğru çekecektir. O zaman biz pozitif yüklü bir cismi nötr bir elektroskopun topuzuna yaklaştırırsak yapraklarda bulunan negatif yüklerin bir kısmı topuza doğru hareket edecek. Şimdi yapraklardaki negatif yükler topuza doğru hareket ederse eğer topuzda negatif yük fazlalığı oluşacak. Yani elektroskopun topuzu negatif elektrik yüküyle yüklenecek. Peki yapraklarda da negatif yük miktarı ne yaptı? Azaldı. Negatif yük miktarı azaldığı için yapraklarda pozitif yük fazlalığı oluşacak ve yapraklar pozitif elektrik yüküyle yüklenecek. Yapraklar başlangıçta nötrdü ama son durumda pozitif elektrik yüküyle yüklü. Dolayısıyla yapraklar birbirini itecek ve elektroskopumuzun yaprakları da ne yapacak arkadaşlar? Açılacak. Peki nötr elektroskopun topuzuna gelir negatif yüklü bir cismi yaklaştırırsak ne gerçekleşir? Negatif yüklü cisim topuzda bulunan negatif yükleri itecek. O zaman negatif yükler topuzdan yapraklara doğru hareket edecek bu sefer. Topuzdaki negatif yük miktarı azaldı. Negatif yük miktarı azaldığı için topuzda pozitif yük fazlalığı oluşacak. Yani elektroskopun topuzu pozitif elektrik yüküyle yüklenecek. Negatif yükler yapraklara doğru gitti. O zaman yapraklarda negatif yük fazlalığı oluşacak ve yapraklar birbirini iterek yine ne yapacaktır arkadaşlar? Açılacaktır. Yalnız burada bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Her zaman hareket edenler negatif yüklerdir. Pozitif yüklerin hareketine ne yapmadık arkadaşlar? bahsetmedik. Peki biz bu gözlemler sonucunda neye ulaşabiliriz? Şuna ulaşabiliriz. Eğer nötr bir elektroskopun topuzuna bir cisim yaklaştırdığımızda yapraklar hareket etmiyorsa cisim nötrdür. Eğer nötr elektroskopun topuzuna bir cisim yaklaştırdığımızda yapraklar açılıyorsa o zaman cismimiz pozitif yüklü ya da negatif yüklü olabilir. Yani cismin yüklü olup olmadığını belirledik. Ama dikkat edin, pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Yani yükünün cinsini belirleyemedik. Bunu nasıl belirleyeceğiz? Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi sıra geldi cismin yükünün cinsini belirlemeye. Cismin yükünün cinsini belirlemek için yükünün cinsini bildiğimiz bir elektroskop kullanacağız. Bu elektroskopumuzu negatif yüklü olarak seçelim. Ve bu negatif yüklü elektroskoba getirelim, pozitif yüklü bir cismi topuzuna yaklaştıralım. Topuzuna yaklaştırdığımızda biliyoruz ki pozitif yükler negatif yükleri çekecek. Dolayısıyla elektroskopun yapraklarındaki negatif yüklerin bir kısmı topuza doğru hareket edecek. Şimdi negatif yükler eğer topuza doğru hareket ederse, bakın başlangıçta yapraklardaki negatif yük miktarı fazlaydı ama yapraklardan topuza doğru gitti. Dolayısıyla yapraklardaki negatif yük fazlalığı azaldı. Negatif yük fazlalığı azaldığı için yapraklar birbirini daha az itecek ve elektroskopun yaprakları biraz kapanacak. O zaman diyoruz ki negatif yüklü bir elektroskopun topuzuna pozitif yüklü bir cismi yaklaştırırsak o zaman elektroskopumuzun yaprakları biraz kapanacak. Negatif yüklü elektroskopun topuzuna negatif yüklü bir cismi yaklaştırdığımızı düşünelim. Negatif yükler birbirini itecek. Dolayısıyla topuzdan yapraklara doğru negatif yük geçişi olacak. Başlangıçta yapraklardaki negatif yük fazlalığı bakın burada 4 ile göstermişiz. Ama daha sonra topuzdan yapraklara negatif yük geçti. Yani yapraklardaki negatif yük fazlalığı arttı. Yük fazlalığı arttığı için yapraklar birbirlerini daha fazla itecek ve elektroskopumuzun yaprakları biraz daha açılacak. Hemen şuraya notumuzu alalım. Ne yapacak? Biraz daha açılacak. O zaman buradan şu yorumu yapabilirim. Yüklü bir elektroskoba eğer farklı cins elektrik yüküyle yüklü bir cismi yaklaştırırsam elektroskopun yaprakları biraz kapanır. Yüklü bir elektroskopun topuzuna eğer elektroskopla aynı cins elektrik yüküyle yüklü bir cismi yaklaştırırsam o zaman yapraklar biraz daha açılır. Dolayısıyla biz yükünün cinsini bildiğimiz bir elektroskop kullanarak yüklü olan cismimizin pozitif mi yüklü, negatif mi yüklü olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Şimdiye kadar olan kısımda hep elektroskopların topuzlarına cisimleri yaklaştırdık. Şimdi sıra geldi elektroskopların topuzlarına cisimleri dokundurmaya. Önce nötr bir elektroskopun topuzuna yine nötr bir cismi dokunduralım. Şimdi burada bir dokunma var. Yani aslında dokunmayla elektriklenmeden bahsedeceğiz. Hatırlayın dokunmayla elektriklenmeyi. Eğer iki cisim birbirine dokunduruluyor ise son durumda cisimlerinin yükleri aynı olur. Yani ya her ikisi de nötr olur, ya her ikisi de pozitif yüklü olur, ya da her ikisi de negatif yüklü olurdu. Şimdi tekrar dönelim. Nötr elektroskopun topuzuna nötr cismi dokundurduk. İkisi de nötr. Dolayısıyla her ikisi de son durumda yine nötr halde kalacak. Elektroskop da nötr halde olduğu için yapraklarında herhangi bir hareket gözlenmeyecek. Peki nötr bir elektroskopun topuzuna pozitif yüklü bir cismi dokundurursak elektroskopumuz nötr. Cismimiz pozitif elektrik yüküyle yüklü. Dolayısıyla cisim ve elektroskop pozitif elektrik yük fazlalığını aralarında paylaşacaklar. Yani son durumda hem cisim hem de elektroskop pozitif yüklü olacak. Dolayısıyla nötr elektroskopun topuzuna pozitif yüklü bir cismi dokundurursak eğer elektroskopun hem topuzu pozitif elektrik yüküyle yüklenecek hem de yaprakları pozitif elektrik yüküyle yüklenecek. Yapraklar da yüklendiği için birbirini itecek ve ne yapacak? Yapraklarımız açılacak. Geldik nötr elektroskopun topuzuna negatif yüklü bir cismi dokundurma kısmına. Eğer arkadaşlar nötr bir elektroskopun topuzuna negatif yüklü bir cismi dokundurursak yine negatif yük fazlalığını cisim ve elektroskop aralarında paylaşacak. Dolayısıyla son durumda hem cisim hem de elektroskop negatif yüklü olacak. Yani elektroskopumuzun topuzu da negatif elektrik yüküyle yüklü olacak. Yapraklar da yine negatif elektrik yükü ile yüklü olacak. Yapraklar yine yüklendi. Yapraklar yüklendiği için birbirini itecek. Yapraklar açılacak. Şimdi sıra geldi yüklü elektroskopların topuzlarına cisimleri dokundurmaya. Elektroskoplarımız başlangıçta elektrik yüküyle yüklü. Birinci duruma bakalım. Yüklü elektroskopun topuzuna nötr cisim dokundurulması. Şimdi arkadaşlar elektroskopumuza başlangıçta negatif yüklü diyelim. Ve cismimiz başlangıçta nötr halde. Biz biliyoruz ki birbirlerine dokundurulan cisimler toplam yük fazlalığını aralarında paylaşacaklar. Cismimiz başlangıçta nötrdü. Elektroskopumuz ise negatif yüklüydü. Dolayısıyla dokundurduğumuzda hem cisim hem de elektroskop negatif yüklü olacak. Ancak toplam yük fazlalığını aralarında paylaşacaklar. Dolayısıyla elektroskopun yük fazlalığı azalacak. Elektroskopun yük fazlalığı azalırsa eğer yapraklar biraz kapanır. Geldik yüklü elektroskopun topuzuna aynı yüklü cisim dokundurulması. Yine elektroskopumuza biz negatif yüklü diyelim ve bu elektroskopun topuzuna aynı cins elektrikle yüklü yani negatif yüklü bir cismi dokunduralım. Arkadaşlar burada 3 farklı durum gerçekleşir. Birinci durum. Her ikisi de negatif yüklüydü. Dokundurdum. Sonuçta da yine her ikisi negatif yüklü olacak. Bunu biliyoruz. Ancak şu gerçekleşebilir. Elektroskop ve cismin yük fazlalığı değişmeyebilir. Yük fazlalığı değişmezse eğer o zaman yapraklarda herhangi bir hareket gözlenmez. Yapraklar hareket etmeyebilir. Bu bir. İkinci durum. Dokundurduğumuzda elektroskopun yük fazlalığı azalabilir. Yük fazlalığı azalırsa itme kuvveti azalacaktır. İtme kuvveti azaldığı için yapraklar biraz kapanacaktır. O zaman ikinci ihtimal yapraklar biraz kapanabilir. Bir diğer ihtimal ise cisim ile elektroskopun topuzunu dokundurduğumuzda elektroskopun yük fazlalığı artabilir. Yani itme kuvveti artar. İtme kuvveti arttığı için de elektroskopun yaprakları biraz daha açılabilir. Bu da üçüncü ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. Geldik bir diğer düzeneye. Yüklü elektroskopun topuzuna zıt yüklü cisim dokundurulması. Elektroskopu yine negatif yüklü olarak alalım. Cismimiz pozitif elektrik yüküyle yüklü olsun ve cismi elektroskopun topuzuna dokunduralım. Burada da yine arkadaşlar 3 ihtimal var. 1. Pozitif ve negatif yüklü cisimleri birbirine dokundurduğumuzda her ikisi de nötr hale gelebilirdi. Nötr hale gelirse eğer o zaman elektroskop nötr hale geldiği için yapraklar birbirine itme kuvveti uygulamayacak ve yapraklar tamamen kapanacaktır. O zaman birinci ihtimalimiz yapraklar tamamen kapanabilir. Bu bir. 2. Pozitif yüklü cisim ile negatif yüklü elektroskopun topuzunu birbirine dokundurduğumuzda elektroskopun yükünün işareti değişmez ancak toplam yük fazlalığı azalabilir. Bu durumda ise toplam yük fazlalığı azaldığı için yapraklar biraz kapanabilir. Ve son ihtimal arkadaşlar eğer ki pozitif yüklü cisim ile negatif yüklü elektroskopun topuzunu birbirine dokundurursak bu durumda elektroskopun yükünün işareti değişebilir. Elektroskop başlangıçta negatif yüklüydü. Belki de pozitif elektrik yüküyle yüklü hale gelebilir. Eğer elektroskopun yükünün işareti değişirse o zaman yapraklar önce tamamen kapanabilir sonra tekrar açılabilir. Bu da üçüncü ihtimal olarak karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar şimdi topraklama kısmına geçiyoruz. Arkadaşlar toprak yani yerküre çok büyük nötr bir cisim olarak düşünülebilir. Bu nedenle yüklü cisimler eğer toprak ile temas ederse nötr hale gelir. İşte topraklama dediğimizde yüklü cisimlerin toprağa temas ettikten sonra nötr hale geçmesidir. Peki bu cisimler nötr hale nasıl geçiyor? Şimdi ona bir göz atalım. Örneğin negatif yüklü bir cismimiz var. Görselimizde de görüyorsunuz. Nasıl anladık negatif yüklü olduğunu? Negatif yük sayısı pozitif yük sayısından daha fazla. Ve bu negatif yüklü cismi iletken bir tel ile toprağa bağladığımızı düşünelim. Eğer arkadaşlar negatif yüklü bir cisim toprağa bağlanırsa o zaman cisimden toprağa negatif yük geçişi olur. Ve negatif yük geçişi olduğu için cismimizde son durumda pozitif ve negatif yük miktarı birbirine eşit olur ve cismimiz nötr hale gelir. Negatif yüklü bir cismi nötr hale getirdik. İkincisi, pozitif yüklü bir cismi yine iletken bir tel ile toprağa bağladığımızı düşünelim. Bu durumda ise topraktan cisme cisimdeki pozitif yük fazlalığı kadar negatif yük geçişi olur. Son durumda cisimdeki pozitif ve negatif yük miktarları birbirine eşit olur ve cismimiz yine nötr hale gelir. Yine arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz şey pozitif yük geçişi yok. Her zaman negatif yük geçişi var. Eğer cismimiz negatif yüklüyse cisimden toprağa negatif yük geçişi var. Eğer cismimiz pozitif yüklüyse o zaman da topraktan cisme doğru negatif yük geçişi olacak. Son durumda her ikisi de nötr hale gelecek. Evet arkadaşlar, etkiyle elektriklenmeyi görmüştük. Ancak etkiyle elektriklenmede şöyle bir durum söz konusuydu. Bu elektriklenme geçici bir elektriklenmeydi. Elektriklenmeye neden olan cisim ortamdan uzaklaştırıldığında diğer cismimiz tekrar nötr hale geçiyordu. Peki biz cisimleri kalıcı olarak etkiyle elektriklemek istersek ne yapmalıyız? İşte o zaman topraklamadan yararlanmalıyız. Başlangıçta nötr bir levhamız var. Daha sonra bu nötr levhaya negatif yüklü bir küreyi yaklaştırdığımızı düşünelim. Bu durumda levhanın negatif yüklü küreye yakın olan kısmındaki negatif yükleri levhanın sağ tarafına doğru hareket edecek. Sağ tarafa doğru hareket ettiği için levhanın sol tarafında pozitif yük fazlalığı, sağ tarafında ise negatif yük fazlalığı oluşacak. Sonra bu kısmı iletken bir tel ile toprağa bağladığımızda burada demiştik ki negatif yük fazlalığı var. Dolayısıyla negatif yüklerin bir kısmı toprağa akacak. Ve bu haldeyken topraklamayı kesip bu iletken küreyi ortamdan uzaklaştırırsak, başlangıçta pozitif ve negatifleri birbirine eşitti ama negatif yüklerin bir kısmı şimdi toprağa aktı. Dolayısıyla levhamızda pozitif yük fazlalığı oluşacak ve levhamız son durumda pozitif elektrik yüküyle kalıcı olarak yüklenmiş olacak. Şimdi geldik yeni bir başlığa. Topraklamadan yararlanılan alanlar. Önce şimşek ve yıldırımdan bahsedeceğiz. Arkadaşlar, şimşek ve yıldırım doğadaki elektriklenmeye örnek verilebilir. Peki nedir bu şimşek ve yıldırım? Bulutlar sürtünme sonucu elektrik yüküyle yüklenebilir ve bu elektrik yükleri bir noktadan başka bir noktaya akabilir. Şimşek dediğimiz iki bulut arasındaki elektrik yükü akışıdır. Görselimize baktığınızda da bir buluttan diğerine bir elektrik yükü akışı görmektesiniz. İşte buna şimşek adı verilir. Yıldırım dediğimiz ise bulutlar ile yeryüzü arasındaki elektrik yükü akışıdır. Ama dikkat edin, yıldırım buluttan yeryüzüne de olabilir, yeryüzünden buluta da olabilir. Görsele baktığımızda örneğin bu noktada buluttan yeryüzüne doğru bir elektrik yükü akışı var. Bu bir yıldırımdır. Hemen şuraya yazalım. Ve buluttan yeryüzüne doğru bir akış. Buraya baktığımızda ise yeryüzünden buluta doğru bir elektrik akışı var. Bu da yine yıldırıma örnek olarak verilebilir. Yani yıldırım iki farklı şekilde gerçekleşebilir. Bazen haberlerde karşılaşırsınız. Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı ya da yıldırım düşmesi sonucu can ve mal kaybı oldu diye. Yıldırım büyük bir enerji akışıdır. Hem yapılara hem de canlılara zarar verebilir. Dolayısıyla bu yıldırımın etkilerinden korunmak gerekiyor. İşte arkadaşlar, yıldırımın etkilerinden korunmak için bir alet kullanıyoruz. Bu alete paratoner adı veriyoruz. Diğer adıyla yıldırım savar. Paratoner dediğimiz sivri ince bir çubuktan oluşuyor. İnce bir çubuktan oluşuyor. Daha sonra metal bir telden oluşuyor ve metal bir levhadan oluşuyor. Bir yıldırım buradaki ince çubuğa düşüyor. Daha sonra metal tel sayesinde metal levhaya aktarılıyor ve elektrik toprağa boşaltılıyor. Bu sayede yıldırımın zararlı etkilerinden korunmuş oluyoruz. Sürekli elektriklenmeden bahsettik ve bu elektriklenme bazı durumlarda tehlikelere neden olabilir. İşte bu tehlikelerden korumak için bazı önlemler alınır. Şimdi bu önlemlere şöyle bir göz atalım. Görsellerimize baktığınızda örneğin birinci görselde bir ameliyathane görmektesiniz. Ameliyathane ile elektriklenmenin nasıl bir ilgisi var? Şu şekilde arkadaşlar. Ameliyathanede çok düşük sıcaklıklarda buharlaşabilen eter, alkol gibi malzemeler kullanılır. Ve bu malzemeler yanıcı malzemelerdir. Dolayısıyla burada meydana gelebilecek bir elektriklenme bu malzemelerin tutuşmasına, yangın çıkmasına sebep olabilir. Bu nedenle arkadaşlar ameliyathane ya da laboratuvar gibi yerlerin zeminleri iletken malzemelerle kaplanır. İletken malzemelerle kaplanır ki orada çalışanların ya da malzemelerin üzerinde bulunan elektrik yükleri toprağa aktarılabilsin ve bu şekilde tehlikelerden korunulmuş olsun. Bir diğer görselimize baktığınızda yakıt tankeri görmektesiniz. Yakıt tankeri hareketi sırasında elektriklenebilir ve bu elektriklenme de tehlikelere neden olabilir. İşte arkadaşlar bu yakıt tankerlerin arka kısmında bir zincir bulunur ve bu zincir toprak ile temas eder. Toprağa temas ettiğinde üzerinde bulunan elektrik yükleri toprağa aktarılmış olur ve yine elektrik yüklerinin sebep olduğu tehlikelerden korunmuş olur. Bir diğer görselimize baktığınızda priz görmekteyiz. Prizlerde de topraklama hatları vardır. Onlar da orada meydana gelebilecek herhangi bir elektrik kaçağında elektriğin toprağa akmasını sağlar ve tehlikelerden korumamıza yardımcı olur. Ve bir diğer görselimize baktığınızda bir uçak görmektesiniz. Uçak da yine hareketi sırasında hava ile temas eder ve sürtünmeyle elektriklenebilir. İşte bu nedenle arkadaşlar uçaklara yakıt aktarılırken iletken bir tel bir ucu uçağın gövdesine, diğer ucu toprağa temas ettirilir bu telin ve uçakta biriken elektrik yüklerinin toprağa akmasını sağlanır. Bu sayede elektrik yüklerinin neden olabileceği tehlikelerden yine korunmuş olur. Evet arkadaşlar, şimdi bu konuyla ilgili iki tane sorumuz var. O sorularımıza bakalım. Birinci sorumuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek bir soru. Bakalım. Ceren nötr bir elektroskopun topuzuna elektrik yükü hakkında bilgi sahibi olmadığı bir cismi dokundurunca elektroskopun şekilde gösterildiği gibi negatif yüklenerek yapraklarının açıldığını gözlemlemiştir. Buna göre Ceren'in elektroskopun topuzuna dokundurduğu cismin dokundurmadan önceki yük durumu aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmaktadır. Şimdi elektroskopa baktığımızda elektroskopun negatif yükle yüklendiğini görmekteyiz. Topuzuna bir cisim dokundurulduğunda eğer elektroskop negatif elektrik yükü ile yükleniyorsa o zaman cismimiz negatif yüklü olmak zorundadır. Cismimiz negatif yüklüyse eğer cisimdeki negatif yük miktarı pozitif yük miktarından fazla olmak zorundadır. O zaman biz seçeneklerde negatif yük miktarı pozitif yük miktarından fazla olan bir cismi arayacağız. A seçeneğine baktığımızda negatif yük miktarı 1, 2, 3, 4. Pozitif yük miktarı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pozitif yük miktarı daha fazla. Dolayısıyla bu cismimiz pozitif elektrik yüküyle yüklüdür. B seçeneğine baktığımızda negatif yük miktarı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pozitif yük miktarı 1, 2, 3, 4. Yani negatif yük miktarı daha fazla. Dolayısıyla cismimiz negatif elektrik yüküyle yüklü. C seçeneğine baktığımızda negatif yük miktarı 3. Pozitif yük miktarı da 3. O zaman cismimiz nötr. D seçeneğinde negatif yük miktarı 1, 2, 3, 4, 5. Pozitif yük miktarı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pozitif yük miktarı daha fazla olduğu için cismimiz pozitif elektrik yüküyle yüklü. Biz ne arıyorduk? Negatif yük miktarının pozitif yük miktarından fazla olduğu cismi. Bu da B seçeneğindeki cisimdir. Cevabımız da B seçeneği olacaktır. Şimdi karşımızda LGS'de çıkmış bir soru var. Hadi sorumuza bakalım. Nötr bir elektroskopun topuzuna bir cisim dokunduran Mustafa, elektroskopun yapraklarının açıldığını gözlemliyor. Bu gözlemine dayalı olarak Mustafa dokundurduğu cismin pozitif yüklü olduğunu iddia ediyor. Zeynep ise cismin yük cinsinin belirlenmesi için Mustafa'nın gözleminin yetersiz olduğunu öne sürüyor. Buna göre Zeynep aşağıdakilerden hangisini yaparsa kendi düşüncesini destekler diye sorulmaktadır. Seçeneklere geçmeden önce şöyle bir hatırlayalım. Eğer nötr bir elektroskopun topuzuna yüklü bir cismi dokundurursak evet elektroskopun yaprakları açılır. Ama bu cismimizin mutlaka pozitif yüklü olduğu anlamına gelmez. Çünkü cismimiz pozitif yüklü de olsa, negatif yüklü de olsa elektroskopun yaprakları açılır. Mustafa yapraklar açıldığı için cismin pozitif yüklü olduğunu iddia etmiş. Ama biz biliyoruz ki cisim negatif yüklü de olabilir. Bunun için Zeynep'in yapması gereken negatif yüklü olduğu bilinen bir cismi nötr elektroskopun topuzuna dokundurmasıdır. Çünkü Bu durumda da yine elektroskopun yaprakları açılacaktır. Dolayısıyla mutlaka pozitif olduğunu ne yapmayacaktır? Göstermeyecektir. O zaman cevabımız A seçeneği olarak karşımıza çıktı. Diğer seçeneklere bakalım. Pozitif yüklü olduğu bilinen bir cismi nötr bir elektroskopun topuzuna dokundurursa. Zaten Mustafa pozitif yüklü olduğunu söylüyordu, iddia ediyordu. Dolayısıyla Zeynep'in de pozitif yüklü bir cismi dokundurması kendi düşüncesini desteklemeyecektir. C seçeneğine baktığımızda nötr bir cismi nötr bir elektroskopun topuzuna dokundurursa. Eğer Zeynep nötr cismi nötr elektroskopun topuzuna dokundurursa yapraklarda herhangi bir hareket gözlenmeyeceği için Zeynep yine kendi düşüncesini destekleyemeyecektir. D seçeneğine baktığımızda yaprakları açık bir elektroskobu topuzundan topraklarsa. Eğer yaprakları açık bir elektroskop topuzundan topraklanırsa elektroskop nötr hale gelir. Dolayısıyla yaprakları kapanır. Bu uygulamada yine Zeynep'in kendi düşüncesini desteklemez. Tekrar ediyoruz. Bu durumda cevabımız ne olacaktır? A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, konu anlatımımızı yaptık. Size düşen bol bol soru çözmek. Eksiğiniz kalmadı. Daha hızlanmak için daha fazla soru çözeceksiniz. Yeni nesil sorular çözeceksiniz ve sınava hazır halde gireceksiniz. Hepinize başarılar diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere.